meselesini benim hayatım kaybolmuş bir devresi olarak görmüyorum. Bana zehir yedirdiler. Ben onu bala çevirip şifaya tahvil ettim. Bizi uçurumdan attılar ama biz sağlamadık. Paraşütü icat etmiş olarak gittim. Yani yaşamayı fikri de yaşamak bilen bir insan olarak. Ben kimim diye sormak, ölüm nedir diye sormakla birdir. Ben, bütün hayat bu soruya cevap vermek üzere yaşadığımız hadiseler dizisinden ibaret. Arzıncalı Erzincan'da 1950 senesinde 9 Mayıs'ın 10 Mayıs'a bağlandığı gece saatler 00:22'yi gösterirken dünyaya geldi. ...24 Mayıs 1950'de adı konuldu. Salih İzzet. Çocukluğundan beri kendisine yabancı gelen soyadı Erdiş. İzzet ismi için ne kadar güzel der. Ancak Salih isminin yeri bambaşka. Öyle ki hem asıl ismi hem de Üstad Necip Fazıl'ın kendisine liyakat nişanı gibi biçtiği ismi Salih. Babasının adı Muhammed Şerif. Said-i Nursi Hazretlerinin kucağında, onun okuduğu ezan ve kulağına bu ismi seslenmesinden, iş nüfus memuru safhasına geldiğinde o zamanın şartları icabı nüfus memuru bu ismin verilemeyeceğini söylüyor ve Muhammed ismini Muammer olarak değiştiriyor. Mutki aşireti reisi Hacı Musa Bey, onun oğlu İzzet Bey, onun oğlu Hacı Muammer Bey ve onun oğlu Salih Mirza Bey oğlu. Büyük sahabi Seyfül İslam, İslam'ın kılıcı, lakaplı Halid bin Velid Hazretlerine kadar uzanan bir şecere. Musa Bey, Mustafa Kemal'in, Üstad Necip Fazıl'ın bahsettiği hatıratında ve nutukta bahsi geçen pek sevmediği biridir. Erzurum ve Sivas kongrelerinde teşkil edilen Heyet-i Temsiliye isimli, 23 Nisan 1920'de meclis açılana kadar hükümet mevkiinde bulunan kurulun 16 üyesinden biri. Babaannesi tarafından Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile akraba. Baba evinde her zaman kitap mühim bir unsur olmuştur. Babası Şerif Muammer, şahsiyet sahibi olma, kafa yapısı ve fikir meselesini her zaman maddi üstünlük ve ehemmiyetlerin önünde gören biridir. Annesi 1964'teki doğum gününde babasının hediye ettiği kitaptan ayrı olarak Eflatun'un Devlet isimli eserini ona hediye etmiş ve şöyle yazmış. Oğlum, doğru ve akıllı adam, muvaffak olacak adamdır. İyi seneler. Salih Mirza Beyoğlu'nun not alarak okuduğu ilk eser bu eserdir. 5-6 yaşlarında ailesiyle beraber Eskişehir'e yerleşir. Halen kendisi için özel bir yeri olan balık avcılığı da Porsuk Çayı kenarında başlayan meraklardandır. Eskişehir'de Mehmetçik Ortaokulu ve Atatürk Lisesi'nde okur. Ortaokulda okuduğu yıllarda Babıali'de Sabah gazetesinde yazı ve şiirleri yayınlanmaya başlar. Yine Eskişehir'deki gençlik yıllarının ilk döneminde gören göz hakkı ile doğrudan kavranamayanı gören gerçek sanatkar diye nitelediği büyük mimar Cevat Ülger'le tanışır. Babası Şerif Muammer, Üstad Necip Fazıl'ı pek seviyor. Bu vesileyle 1965 senesinde üstadın verdiği bir konferansa ilk defa iştirak ediyor. Eskişehir veya yakın vilayetlere geldiğinde o ve arkadaşları üstadın güvenliğiyle ilgileniyorlar. Kendisini gösterme veya olmadığı mananın maliki görünme huyu olmayan Mirza Beyoğlu daima vazifesiyle meşgul. Onun en yakınında oluyor fakat kendisiyle şahsen tanışması ancak 1979 senesinde kısmet oluyor. Necmettin Erbakan'la tanışması da Eskişehir'de Milli Nizam Partisi vesilesiyle. O dönem çevre vilayetlere nam salan Eskişehir Gençlik Kolları'nın başında. Sene 1975-76. Dava çilekeşinin hamurkarlığını yaptığı gençliğe, neredesin feryadına aksi seda gibi tekrarlayıcı, neredesin cevabıyla değil,
Murad edilenin gölgesi kabul edilebilirsek buradayız. Hedefimiz aslı gibi olmaktır. Niyetiyle yola çıkışın önemli mihenk taşı olarak Gölge Dergisi. Çıktığı yıllara yetişen herkesin bugün hala aynı heyecanla hatırladığı Gölge Dergisi, hakim fikri temsil eden Müslümanların mahkum tavırlarını terk etmelerinin tohumlarının ekildiği yayın organı. Gölge Dergisi aynı zamanda Türkiye'deki Müslümanların dünyadaki Müslümanların kavgalarından da haberdar oluşunun vesilesi olmuştur. Ve akın başlamıştır. Çağlar üstü mutlak fikre doğru. Hemen Gölge Dergisi'nin ardından çıkan akıncı güç. Sene 1979. Türkiye'de sağ-sol kavgasının hızla yükseldiği bir dönemde Müslümanların bir araya gelmesi adına Salih Mirza Beyoğlu'nun güdücüsü olduğu Akıncı Güç Dergisi, iyi, güzel ve doğru yolunda sloganıyla yayın hayatına başlar. Bugün için bile inanılmaz gibi gelen bir rakamla 100 bin civarında basılan Akgenç'in yayın organı Akıncı Güç. Akıncı Güç Dergisi'nin bir vesileyle ve Salih Mirza Beyoğlu'ndan habersiz bir şekilde kendisine ulaştırılması neticesinde Üstad Necip Fazıl, dergi ve onu çıkaran kadro hakkında şu cümlelerle biten bir yazı kaleme alır. Karanlık bir zindan odasında nabzını sayan bir adama, "Kalk ve toplan, yanlışlıkları ilahi adaletle kendi kendisine patlak verdi." Artık açık hava ve güneş senin hitabına ermiş gibi oldum ve ben de o genç gibi ağladım. 15 yıllık oluşunun harcı içinde alın terim, hummalı nefesim ve olanca kımıldama gücüm yatan Milli Türk Talebe Birliği'nin nihayet ölü kalıplar içinde donduruluşu, tek ümit halinde yöneldiğim ülkücü gençliğinde henüz ruh adelelerine büyük veşt ve tefekkür cereyanını vermeye fırsat bulamayışı önünde, bu en beklenmedik yerden kendi kendisine yükselen ses bana müjdelerin müjdesini getirdi. "Onlar benim ardımdan gelmeyecek. Ben onların arkasından koşacağım." Ayrık kitap dergi formatında yayınladığı raporlara, 7. sayıdan itibaren Yeni Dostlar adı altında dahil olan Salih Mirza Beyoğlu'nun rapor onda yer alacak ön meselelerimiz başlıklı yazısı, kendisine ulaştığında Üstad yazıya göz attıktan sonra şunları demekteydi. "Bütün bir ömür boyu bir genç adam aradım. Elime bir geçti, pir geçti." Mirza Beyoğlu'nun 1982'de yayımlanan Kültür Davamız isimli eseri için Üstad Necip Fazıl şu ifadeleri kullanır. "Bu kitap, Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesi eseridir." Mayıs 1983'te Necip Fazıl alemlerin fani olanından baki olanına geçtiğinde Mirza Beyoğlu 33 yaşındadır. Salih Mirza Beyoğlu, Necip Fazıl'ın vefatından sonra 1984 yılında İBDA'yı kurar. Sırasıyla Gölge Yayınları, Gönüldaş Yayınları ve İBDA Yayınları. 1984 senesinde İBDA Yayınları'nın kurulmasından sonra Salih Mirza Beyoğlu'nun fikri faaliyetleri hızlanır. Bir dünya görüşünün tüm unsurlarını tamamlamak adına irfan, hukuk, edebiyat, bediyat gibi alanlarda eserler vererek 1991 senesine kadar konferansları ve başlı başına her biri eylem haline dönüşen imza günleriyle fikri faaliyetlerini sürdürür. 1991 senesinin 1 Şubat günü Türkiye'nin Körfez Savaşı'na katılmasına karşı ayaklanma başlatıyor gerekçesiyle dava arkadaşlarıyla beraber tutuklanır. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra da tahliye edilir. Üstadın bir takdim yazım olacak.
bütün hüviyetinle görüneceksin sözlerinin peşinde, bir tohumun ağaca dönmesi gibi, aralarında dünyada örneği bulunmayan Tilki Günlüğü ruhi romanının da bulunduğu onlarca cilt eserle İbda külliyatını bezemeyi sürdürür. Salih Mirzabeyoğlu'nun ortaya koyduğu İbda dünya görüşü, Batılıları ve Batıcıları rahatsız etmektedir. Bu sebeple de bir şekilde etkisizleştirilmesine karar verilir. Akabinde 28 Aralık 1998 tarihinde çocuklarını okula götürürken polis tarafından gözaltına alınır ve bu gözaltı hadisesi medya tarafından örgüt evinde yakalanmış gibi lanse edilir. İtibarsızlaştırarak etkisizleştirme operasyonu başlamıştır artık. O zamanın merkez medyası hep bir ağızdan saldırıya geçmiştir. Hemen ardından Metris cezaevi günleri. Artık 1998 senesi, 1999 senesine bağlanmış ve 28 Şubatçıların Müslümanlar üzerindeki baskıları artmış, haksız hukuksuz tutuklamalar almış başını yürümüş ve iş artık bir varlık yokluk noktasına doğru ilerlemeye başlamıştır. Salih Mirzabeyoğlu, hükmü daha kendisi gözaltına alındığında verilmiş bir yargılamanın aleti olmayacağını beyan ederek mahkemeye çıkmaz. Bu protesto gerekçe gösterilerek, üstelik mahkemeye de çıkmaya karar verdiği günün sabahında cezaevine operasyon yapılır, onlarca kişi yaralanır, biri de Sencer Kartal hayatını kaybeder. Operasyon sonrasında devletin ve askerin şerefi üzerine ettikleri yeminlere rağmen Salih Mirzabeyoğlu'na yapılan işkence günlerce kahramanlık hikayesiymiş gibi gazete sayfalarında çarşaf çarşaf yayınlanır. Salih Mirzabeyoğlu Metris cezaevinin içinde elleri arkadan kelepçeli vaziyetteyken askerler tarafından komutanlarının talimatıyla linç edilmeye çalışılır. Saçı ve sakalı zorla kesilir. Bu vaziyetin mimarlarından dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk durumu devletin itibarı kurtuldu sözleriyle açıklığa kavuşturur. Adalet, vicdan, hukuk, linç, bir ölü, onlarca yaralı ve devletin itibarı. Öldüresiye işkence görmüş o haliyle herhangi bir tedavi yapılmaksızın önce mahkemeye çıkartılır ve ardından da Kartal F tipi cezaevine nakledilir. O zamanın 6 numaralı DGM'si 2 Aralık 2001 tarihinde Salih Mirzabeyoğlu'nun yargılandığı davada dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek şu kararı verir. Sanığın her ne kadar bir eylemi ve eylem talimatı olduğu tespit edilmemiş olsa da, hiçbir örgütün lidersiz olduğu düşünülemeyeceğinden, Türk Ceza Kanunu'nun 146'ya 1 maddesi gereği idam cezasına çarptırılmasına, Mirzabeyoğlu karar duruşması sonrası cezaevine nakledilmek üzere mahkemeden çıkarken, tarihe geçecek iki cümlelik açıklamasını yapmaktaydı. Tiyatro bitti. 1998 senesinde Metris'te başlayan tutukluluk hali sona ermiş, bu sefer hükümlü olarak Kartal F tipi cezaevine dönmüştür. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde kendisine verilen idam hükmü ölünceye kadar müddetnamesiyle ağırlaştırılmış müebbete çevrilir. Mirzabeyoğlu'nun maruz kaldığı hukuksuzluklar bunlarla da sona ermez. Son olarak kanun geriye yürütülmek suretiyle bundan sonraki hayatının 7 senesini geçireceği Bolu F tipi cezaevine nakledilir. 2011 senesinin Nisan ayında Galatasaray Lisesi önünde bir grup Müslümanın gerçekleştirdiği Salih Mirzabeyoğlu'na özgürlük eylemiyle Salih Mirzabeyoğlu'nun sevenleri için bir ufuk belirlenmiş olur. Salih Mirzabeyoğlu'nun maruz kaldığı sükut suikastı, hukuksuzluk ve tutukluluk artık sona ermelidir. Salih Mirzabeyoğlu'nun maruz kaldığı hukuk cinayeti artık Türkiye'deki her kesimin gündemindedir. Meclisten gazete köşelerine, televizyon programlarından meydanlara kadar toplumun her kesimi bu hukuksuzluğu ısrarla dillendirir. Nihayet 22 Temmuz 2014 tarihinde
Yine gözaltına alındığı gibi bir Ramazan ayı içinde mahkemeye verilen yeniden yargılama dilekçesi kabul edildi ve Salih Mirza Beyoğlu'nun 16 sene boyunca ikamet etmek zorunda kaldığı Yılanlıkuyu'dan tahliyesi gerçekleşti. Salih Mirza Beyoğlu ömrünün cezaevinde geçen 16 senesini heba etmedi. Metris cezaevinden başlayarak Bolu F tipindeki hücreden tahliye oluncaya kadar geçen zaman zarfında kendi ifadesiyle fikir damıtmaya devam etti. Bir yandan 18 adet misilsiz eser kaleme aldı. Bir yandan da tarihe geçecek sessiz direnişe imza attı. Bir Müslümanın her hal ve kârda nasıl bir duruş göstermesi gerektiğinin sembolü oldu. Bugün bu tahliye neticesinde yürüyen Büyük Doğu İbdan'ın mimarı olan Salih Mirza Beyoğlu ile bir arada olacağız. Bugün Rönesans'ını tamamlamış olan İbda, Anadolu'yla yeniden kucaklaşacak. Hasret giderecek. Fikre susamış dimağlar yeniden yeşerecek. Pörsüyen heyecanlar arınacak pastan. Ve Büyük Doğu ideali kaldığı yerden mukaddes hedefine doğru seyrine devam edecek. Durmadan, duraksamadan ve yılmadan taşınan bu kıvılcım bugün nice gönülleri tutuşturacak.